Arkadaşlar merhaba. Betonarme proje 6. hafta dersindeyiz. 6. haftada da yine örnek atalet momenti çözümü yapacağız. Şimdi size verdiğim kalıp planına baktınız. Kalıp planına baktığımız zaman işte bu hafta şu 29. hani ben isim isimlendirdim. Bu 29. kirişimizin atalet momentini hesaplayacağız. Şimdi biz bu kirişin atalet momentini hesaplarken atalet momentleri için ne dedik? Hani bulunduğu düzleme göre Kirişin altına, üstüne ya da sağına, soluna bakacaktık. Döşeme var mı yok mu bunu belirleyecektik. 29. kirişimize baktık. Şimdi 22 29. kirişimiz şuradaki hemen merdivenin. Şöyle şuradan merdivene baktığımız zaman merdivenin üst tarafından ikinci kiriş. Şuraya baktığımız zaman 29. kirişin şimdi en kesitini çizecek olsaydı. Çünkü 29. kirişimize baktığımız zaman sağ tarafında devon döşemesi, sol tarafında D12 döşemesi var. Şimdi biz ne yaptık? Önce kirişimizin en kesitini çizdik. Dedik ki işte kirişimizin en kesiti şöyle olacak. Kirişin sol tarafında D12 döşemesi var. Kirişin sağ tarafında D10 döşemesi var. Bakın ne yaptık? Şu sol tarafta D10, D12 döşemesi var. Sağ tarafında D10 döşemesi var. Hem D10 döşemesinden hem D12 döşemesinden belirli bir mesafede ne yapacak? Kiriş döşeme ile beraber çalışacak. Şimdi kesitimiz ne oldu? Tablalı kesit oldu. Şöyle baktığımız zaman tablalı kesit oldu. Bizim ne yapmamız lazım? Bizim şuradaki B mesafesini hesaplamamız lazım. Hani biz bunu niye hesaplayacaktık? Biz kiriş atalet momentini hesaplarken işte neydi? 29. kiriş. İşte 29. kirişin atalet momentini hesaplarken diyecektik ki kirişin gövde genişliği çarpı kirişin yüksekliğinin küpü bölü 100 çarpı neydi? Beta bir katsayısıydı. Şimdi biz burada bu bağıntımıza baktığımız zaman bizim bu bağıntıda kirişin gövde genişliği belli. işte 30. Kirişin gövde yüksekliği. Kirişin yüksekliği yani. 60. 100 sabit. Bizim burada bilinmeyen neyimiz var? Beta bir katsayımız var. Biz bu beta bir katsayısı için ne dedik? Dedi ki biz bunu ne yapacaktık? Tablo 199'dan seçecektik. Öyle değil mi? Bakın tablo 199'dan seçecektik. Tabloyu zaten mergende sisteme yükledim. Şimdi biz bu beta 1 değerini seçerken de bir beta değerimiz vardı. İşte B bölü BV demiştik. Yine şöyle bir tane sigma vardı. Bu sigmayı da hesaplarken HF HV bölü HV idi. Şimdi burada bilinenlere bilinmeyenlere bakalım. Bakın. Şimdi şuraya alttan üstüye doğru gidelim. HV dediğimiz neydi? Kirişin yüksekliği. HV dediğimiz plak kalınlığı. BV dediğimiz kirişin gövde genişliği. Bizim burada bilinmeyen de değerimiz B değer. Biz bu B değeri için ne dedik? B değerimizde şurada kirişin şöyle toplam üst taraftaki tabla uzunluğuydu. Bu değer bizim için neydi? B değerdi. Şimdi biz bu B değerini hesaplarken ne yapacaktık? Biz bu B değerini hesaplarken şöyle çizdim. Şurası kirişin gövde genişliğiydi. İşte şuraya BM1 dedim. BM2 dedim. Çünkü farklı iki tane döşememiz var. Farklı uzunluklarımız var. Bizim ne yapmamız lazım? Bizim bunları hesaplamamız lazım. Şimdi bu sefer buraya baktığımız zaman, hani B değerimiz ne olacak bu sefer buradaki? Bizim B değerimiz, işte iki tane sol taraftaki ve sağ taraftaki BM değerleri artı Kiriş'in gövde genişliyor olacak. E bu sefer bizim burada bilinmeyen, işte bizim BM değerlerimiz var. Hani bir tanesi için hesap yapalım. Biz bu BM değerini yap hesaplarken ne demiştik? Demiştik ki, işte Lp bölü 5 vardı, yine BM değerini hesaplarken Lp bölü 10 vardı. E bu sefer burada bizim neyimiz var? bilinmeyen LP dediğimiz değer var. Biz bu LP değeri için ne dedik? Dedi ki iki tane moment sıfır noktası arasındaki mesafeydi. Şimdi moment sıfır noktası arasındaki mesafe ne demekti? Şimdi şöyle bir tane sürekli kiriş çizdim. Hani biz ne yapacaktık? Bu sürekli kirişte moment diyaramı çizecektik. Moment diyaramı çizdiğimiz zaman sol uçta sıfırda başladı. Sürekli kiriş olduğu için şöyle ne yaptı? Devam etti. Bizim LP mesafesi dediğimiz moment diyaramı çizdiğimiz zaman şu diyagramda iki tane moment sıfır noktası arasındaki mesafeye biz ne demiştik? LP mesafesi demiştik. Bakın şurada iki tane moment sıfır noktası arasındaki mesafe moment diyagramında bizim için ne olacaktı? LP dediğimiz mesafe olacaktı. Şimdi biz bu LP mesafesini bulurken de örneğin bakın şuradaki için işte dedi ki şuradaki ile Bizim kas vardı. Demiştik ki LP mesafesi eşit olacak. Kas yazdık. işte dedi ki 1.5 1 0.7, 0.8 ve 0.6 vardı. Biz demiştik ki bu 1.5 olması için ne olması lazımdı? Şöyle konsol olması lazımdı. Bakın şöyle kirişi çizdik. 0.1.5 olması için ne olacaktı? Kalsayının 1.5 olması için konsol olması lazımdı. 0.7 olması için konsolun yanı olması lazımdı. 1 olması için de bizim sistemimizin şöyle tek açıklıkta olması lazımdı ki bizim LP mesafesindeki bizim alacağımız katsayı ne olsun? 1 olsun. Şimdi biz burada bizim kendi kalıp planımıza baktığımız zaman konsol yok. Konsolun yanı yok. Tek açıklık da yok. Geriye sadece iki tane katsayımız kaldı. Biri 0.8, biri 0.6. Şöyle diyeceğiz. Çarpı içinde bulunduğu L mesafesi. Yani içinde bulunduğu açıklık olacak. O zaman bizim katsayılarımız 0.8 ve 0.6. Şimdi biz bu katsayıları belirlerken de ne yapacaktık? Biz bu katsayılar içinde demiştik ya. İç açıklığa dış açıklığa bakacaktık bakın. İç açıklık ya da dış açıklığa bakacak. Ya da biz ne demiştik? Değil mi? Hani basit olarak moment diyagramını çizecektik şöyle işte. Moment diyagramı çizdiğimiz zaman şöyle sol uçta sıfırda başladı. Sıfırda bitmedi. Şöyle devam etti. Biz diyecektik ki eğer bizim açıklığımızda moment diyagramını çizdiğimiz zaman hani moment diyagramı üzerinde değerlendirecek olsaydık eğer moment diyagramımız bir taraf sıfırda başlamış bir taraf sıfırda bitmemişse katsayımız 0.8'di. Yine moment diyagramımız sol uçta sıfırda başlamamış, sağ uçta sıfırda bitmemişse katsayımız 0.6 idi. Ya da diyecektik ki dış açıklıkta katsayı 0.8 iç açıklıkta bizim katsayımız ne olacaktı? 0.6 olacaktı. Şimdi biz şuradaki K29 kirişine baktık bakın. Bizim bu K29 kirişi ne Neydi işte? Sağında sonda döşeme olduğu için biz ne yaptık? Bunun kesitini T olarak aldık. Bu sefer döşemelere bakacağız bakın. Hani iç açıklık, dış açıklık. Çünkü katsayı ne olacak? 0.8 ya da 0.6 olacaktı. Şimdi şu D12 döşemesine baktığımız zaman bizim bu D12 döşemesi kalıp planında en sonda. Yani kendinden önce artık döşeme yok. Döşemeler ne yapmış? Artık şurada son bulmuş. O zaman bizim bu D12 döşemesi ne oldu? Dış açıklık oldu. Zaten biz moment diyaramını çizdiğimiz zaman da burada moment diyaramı ne yapardı? Sol uçta sıfırda başlardı. Sağ uçta sıfırda bitmezdi. Kaç sayımız ne oldu? 0.8 oldu. Yine D10 döşemesine baktık. D7 döşemesi ile D12 döşemesi arasında kalmış. Değil mi? Hem solunda hem sağında döşeme var. O zaman bu içeride kalmış. İç açıklık olacak. İç açıktıkta sayımız neydi? 0.6 olacaktı. Ya da diceydik ki moment diyagramı çizdiğimiz zaman bu D10 döşemesi için moment diyagramında sol uçta 0'da başlamamış, sağ uçta 0'da bitmemiş. Bakın solda 0 değil, sağda 0 değil. Katsayımız ne olacak? 0.6 olacak. Şimdi biz burada hemen geldik. Kirişimizin en kesitini çizdik tekrar. Artık ne yapacağız? Hesabımızı yapacağız. Bakın. Bizim ne yapmamız lazım? BM mesafelerini belirlememiz lazım. Şimdi plak kalınlığına baktık. İşte bizim plak kalınlığımız neymiş şurada? 15'miş. Yine geldik. BM mesafelerini hesaplamamız lazım. Çünkü atalet momentindeki bağıntıda bu BM mesafesini, BM mesafesini hesaplamamız lazım. Şurada kiriş gövde genişliği 30. Şura BM dedik. Sol oldu. Sol diye yazalım. Ya da BM sağ diye yazalım. Çünkü döşeme şuradaki kirişimizin sol tarafında ve sağ tarafında döşeme var. Sol sağ diye yazalım. Hesabımız daha anlaşılır olsun. Şimdi biz ne yapacağız? Biz önce şuradaki B mesafesini bulmamız lazım. Bakın. Biz bunu hesaplarken ne diyecektik? İşte BM sol artı BM sağ artı ne dememiz lazım? Kirişin gövde genişliği dememiz lazım. Şimdi biz ilk ne yapacağız? Diyeceğiz ki biz ilk önce şu sol taraftaki ve sağ taraftaki kirişle beraber çalışacak döşeme uzunluklarını bizim hesaplamamız lazım. Yine atalet momenti bağıntımızı yazdık. Dedi ki atalet momenti işte 29. kiriş için kirişin gövde genişliği çarpı kirişin yüksekliğinin küpü bölü 100 çarpı ne olacaktı? Beta 1 kas sayısı olacaktı. Yine beta 1 katsayısı sayısı için dedi ki bu beta 1 kas sayısını Tablo 199'dan seçeceğiz. Ama tablo 199'da neye göre seçecektik? Bizim iki tane bağıntımız vardı. Biz bunlar birbirine bölüp bu oranlara göre bizim ne yapmamız lazımdı? Bu değeri seçmemiz lazımdı. Bir beta değeri vardı. İşte B bölü BV demiştik. Yine sigma değeri vardı. Plak kalanına bölü neydi? Kiriş yüksekliğiydi. Bizim burada eksik olan B değerimiz. Şimdi biz bu B değerlerini hesaplayalım bakın. B değerlerini hesaplarken Hesaplamamız için önce ne yapmamız lazım? Şu sol tarafta ve sağ tarafta döşemelerden gelen uzunlukları hesaplamamız lazım. Şimdi hemen şöyle geldiğimiz zaman kapattık şöyle. Hangi kirişin hesabını yapacaksak, o kirişin sağ tarafını ve sol tarafını ne yapmamız lazım? Kapatmamız lazım. Hani hesaplar bizim için daha kolay olsun diye biz ne yapacaktık? Geçen derste söylediğim gibi yine canlı derste size anlattığım gibi ne yapmamız lazım? Önce sol tarafını ve sağ tarafını kapatalım bakın. Sağ taraftaki K22 kirişi ile sol taraftaki K36 kirişini biz ne yaptık? Kapattık. Sadece biz ne yapacağız? Hesabını yapacağımız kirişle ilgileneceğiz. Şimdi biz bu kirişe baktığımız zaman bizim bu kirişin sol tarafında D12 döşemesi var. Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu kirişin sol tarafındaki D12 döşemesinde belirli bir mesafede ne yapması lazım? Şöyle kirişle beraber döşemenin çalışması lazım. Yani artık tablalı kesit olacak. Bu tablalı kesitin sol tarafındaki tablo uzunluğunu bizim ne yapmamız lazım? Hesaplamamız lazım. Bakın ne yapacağız? K29'un sol tarafındaki döşeme. E şimdi sol taraftaki döşemeden biz eğer burayı kesip alsaydık şöyle makasla değil mi? Biz hangi uzunlukta kesip alacaktık? Sol taraftaki uzunluktan. Yani kirişin sol taraftaki döşemeyi aldığımız için bakın biz kirişin kendi hesap açıklığına değil yani Kirişin içinde işte hesap açıkta 654 santimetre. Biz bunu değil sol tarafındaki bakın kiriş hesap açıktan değil bunu not alın bir yere. Hangi tarafındaki döşemeyi hesaplayacaksak o tarafındaki uzunluk. O taraftaki bakın sol taraftaki döşemeden mesafe geldiği için sol taraftaki uzunluğu aldık. Sol taraftaki uzunluk ne olacak? 584. E şimdi biz moment diyaramı çizdiğimiz zaman ya da şöyle döşemeye baktığımız zaman döşememiz en sonda yani dışa çıktık. Dış açıklıkta katsayımız neydi? 0,8'di. Ya da moment diyagramı çizdiğimiz zaman sol uçta 0'da başlamış ama sağ uçta 0'da bitmemiş. 0'da bitmediği için katsayımız ne oldu 0,8 olacak. Yani biz şuradaki şu LP mesafesini hesaplayacağız. Biz bu LP mesafesini hesaplarken ne yapmamız lazım? Diyeceğiz ki sol tarafındaki katsayı 0,8 çarpı sol tarafındaki açıklık 584. Hemen geldik hesapladık. Dedi ki LP mesafesi sol taraf için. Biz bunu hesaplarken hemen yazdık. Kas sayımız neydi? 0.8 dış açıklık olduğu için ya da moment diyagramda bir tarafı sıfırda başlamış. Bir tarafta sıfırda bitmediği için 0.8 çarpı. Sol taraftaki açıklık 584 santimetre. Biz bunu hesapladığımız zaman bizim buradaki uzunluğumuz 467.2 santimetre oldu. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Sağ taraftaki mesafeyi hesaplayacağız. Diyeceğiz ki LP sağ taraf için. Sağ taraf için LP mesafesini hesaplarken bu sefer sağ taraftaki döşemeye bakacağız. Bu diyeceğiz ki ya, ne yapması lazım? Şu sağ taraftaki D10 döşemesinden belirli bir mesafe ne yapacak? Kirişle tablalı kesit gibi çalışacak. Bakın sol sağ tarafını bu sefer kirişin sağ tarafına baktık. Şimdi sağ tarafta D10 döşemesi var. Hani biz kesip alsaydık ne yapacaktık? Şuradaki 394'te yani şu sağ taraftaki uzunluk olan 394'ten belirli bir mesafeyi kesip almamız lazım. Bizim kesip alacağımız mesafe 394 olduğu için Bizim LP mesafesini hesaplarken kullanacağımız uzunluğun olması lazım. 394 olması lazım. E yine bu açıklığa baktık. Bu D10 döşemesi için ki sağında D7, sonunda D12 arada kalmış. Yani iç açıklık ya da moment diyagramını çizdiğimiz zaman moment diyagramı sol uçta sıfırda başlamamış, sağ uçta sıfırda bitmemiş. Katsayımız ne olacak? 0 aldı. O zaman uzunluk 394. Katsayının ne olması lazım? 0.6 olması lazım. Geldik yazdık. Katsayı 0.6 çarpı 394 cm dediğimiz zaman bizim buradaki değerimiz de 236.4 cm çekti. Şimdi biz ne yaptık? Hem sol taraf için hem sağ taraf için iki tane moment sıfır noktası arasındaki mesafeyi bulduk. Bu sefer bizim ne yapmamız lazım? BN mesafesini bulmamız lazım. Sol taraf için. Bu BN mesafesini bulurken ne yapacağız? Bu sefer kirişin kendi durumuna bakacağız. Biz ne demiştik? Kirişler iç açıklıktaysa 5'e bölecektik. LP mesafesine Kirişler dışarı çıktıkta ise yer LP mesafesine ne yapmamız lazımdı? Ona bölmemiz lazımdı. Şimdi bu kirişe baktığımız zaman 5 aksi üzerinde. Sağında 4 aksı var. Solunda 6 aksı var. Ya da hiç kalıp planında kirişlere bakın. bakın. Bu K29 kirişi sağ tarafta K22 kirişinin sol tarafta K36 kirişinin arasında kalmış. Yani işte kalmış. İçte kaldığı için bu aks bizim için ne olacaktı? iç aksı olacaktı. İç aksı olduğu için bizim ne yapmamız lazımdı? Bu LP mesafesini ne yapmamız lazım? 5'e bölmemiz lazım. Getirdik yazdık. Dedi ki 400 67.2 bölü 5 dediğimiz zaman ne yapacağız? Şu sol taraftaki mesafeyi hesaplamış olacağız. Şimdi buradaki mesafemizde 93.4 santimetre çekti. Yine sağ tarafındaki değeri hesaplarken çünkü artık biz ne yaptık? Dedi ki bu BM sağ taraftaki değeri hesaplarken kirişimiz artık neydi? İç aksaydı. O zaman ne diyeceğiz? LP mesafesi bölü 5 olacak. DP mesafesini biraz önce hesapladık. 236.4 bölü 5 dediğimiz zaman bizim buradaki değerimiz de 47.3 cm çekti. Şimdi bulduğumuz değerleri getirdik yerine yazdık. Dedi ki sol taraf 93.4 cm'ymiş. Sağ taraf 47.3 santimetreymiş. E bu sefer biz bu değerleri bulduktan sonra şunların toplamı, şu üç değerin toplamı bize neyi verecekti? Bize şu buradaki B değerini verecekti. Hemen geldik bizim buradaki B değerini hesapladık. Dedik ki bizim buradaki B değeri sol tarafta 93.4 artı dedik 30 kirişin gövde genişliği artı sağ taraftaki gelen mesafe 47.3'tü. Bunları topladığımız zaman 170.7 cm olarak biz ne yaptık? B değerini hesapladık. Şimdi biz bunları hesapladıktan sonra bu sefer ne yapacağız? Bizim bu tablodan tablo 199'dan beta bir değerini seçmemiz için ne yapmamız lazımdı? Bizim şurada belirttiğimiz iki tane oranı bulmamız lazım. Hemen geldik bu oranları yazdık. Dedi ki bizim beta bir değerimiz. Beta değerimiz. B değerimiz neydi? 170.7. Böyle ne dememiz lazım? 30 dememiz lazım. Kiriş gövde genişliği. Yine sigmayı hesaplarken plak kalanına plak kalanına 15 bölü ne diyeceğiz? Kirişin yüksekliği kirişin yüksekliği 60. Şimdi şu değerleri hesaplayayım hemen. Bunu hesapladığımız zaman bizim buradaki beta değerimiz 5.7 çıktı. Şuradaki alfa değerini hesapladığımız sigma değerini hesapladığımız zaman bizim bu değerimizde 0.25 çektik. Bakın biz ne yaptık? İki tane oranı bulduk. Şimdi biz bu oranlara ne yapacağız? Biz tablo 199'a bakacağız. Bu oranlara karşılık gelen yani biz bu iki değeri çakıştırdığımız zaman bize ne değerini verecek? Bize beta bir değerini verecek. Biz bu beta bir değerini bulduktan sonra artık ne yapabiliriz? Kirişin atalet momentini hesaplayabiliriz. Şimdi tablomuza geldik ve artık. Bakın değerlerimizi yazayım şuraya. Bakın şu tablo 199'a baktığımız zaman şu sol tarafta bir sütun var. 1.2'den başlamış. 12.5'te bitmiş. Sağ tarafta şöyle soldan sağda bir tane sütunumuz var. 0.07'den başlamış. 0.55'de bitmiş. Yukarıdan aşağı doğru olan değerler B bölü BV değerler. Yani bizim şurada hesapladığımız 5.7 değeri. Şu soldan sağa olan değerler de bizim alfa değerimiz. Yani plak kalınlığı bölü kiriş yüksekliği. Şimdi biz beta bir değerimize baktık. Bakın Buradaki beta değeri ne çekti? 5.7. Tablomuzda ne yapacağız? Şöyle yukarıdan aşağı doğru geleceğiz bakın. Şöyle 5.7 değerini bulacağız. Şimdi bizim 5.7 diye değerimiz yok. 5.6 var. 5.8 var. O zaman diyeceğiz ki bu bir ara değer. Bizim bu ara değeri ne yapmamız lazım? Hesaplamamız lazım. Hemen geldim şurada yazdım. Dedim ki 5.6 değeri ile 5.8 değeri var. 5.7 değerimiz yok. Biz ne yapacağız? Bu sefer alfa değerine bakacağız. 0.25. E şimdi 0.25 değerimiz bakın soruyor sorulan sağa geldiğimiz zaman 0.25 değerimiz var. O zaman biz diyeceğiz ki şu diğer değerleri kapattık. 0.25'e geldik. Çünkü 0.25'teki değerler bize lazım. 0.25'ten yukarıdan aşağıya doğru geldik. 5.6 ve 5.8'den gelip ne yapmamız lazım? Şu 0. 25'teki değerleri çakıştırmamız lazım. Şimdi 5.6 ile 0.25'i çakıştırdığımız zaman bizim beta değerimiz 16.45 çıktı. 5.8 ile 0.25'i çakıştırdığımız zaman beta bir değerimiz 16.63 çıktı. Şimdi bu bulduğumuz değeri tablodan seçtiğimiz değerleri getirdik yerine aldık. Bizim bir tane sigma değerimiz vardı. Bu da 0.25'ti. Biz şunları şöyle çakıştırdığımız zaman 16.45'e 16.63 çıktı. Bakın bizim hesapladığımız değer neydi şurada? 5.7. Dedi ki şuraya hesaplayacağız. 5.7 bizim 5.7'ye karşılık gelen beta 1 değerini seçmemiz lazım. Şimdi şuraya bakacağız bu hesabı yaparken bakın. Şöyle 5'leri kapatın hatta Bakın hani 5.6, 5.7, 5.8 fark etmeyecek. Bakın 6, 7, 8 ardışık gelmiş. Ne demek bu? Şu üstteki 6 ile alttaki 8'i toplayıp yarısını aldığımız zaman bize neyi verecek? 7. Yani 5.6 ile 5.8'i topladığımız zaman bakın şurada hemen yapalım. 5.6 artı 5.8 dedik. Böyle 2 dediğimiz zaman bakın bize neyi verdi? 5.7 verdi. O zaman biz diyeceğiz ki biz buradaki beta 1 değerini seçerken de yani hesaplarken seçerken demeyeyim hesaplarken üstteki ile alttakini toplayıp yarısını aldığımız zaman bize neyi verecek? Beta 1 değerini verecek. Hemen yazdık. 16.45 üstteki alttaki 16.63 topladık. Böyle 2 dediğimiz zaman 16.54 çıktı. O zaman bizim buradaki beta 1 değerimiz ne kadar? 16.54 çıktı. Şimdi biz bu beta 1 değerini hesapladıktan sonra geldik bağıntımızı yazdık. Dedi ki atalet momenti 29. kiriş için. Bunu hesaplarken ne diyecektik? Diyecektik ki kirişin gövde genişliği çarpı kirişin yüksekliğinin köprü bölü 100. Çarpı ne dememiz lazımdı? Bizim hesapladığımız ya da tablodan aldığımız beta 1 katsayısı olacak. Yine bir tane not yazmıştık. Bizim notumuz neydi? Mesela i̇şte şuraya baktığımız zaman bizim şuradaki yüksekliğimiz at, at, 30 ile Kiriş gövde genişliği. Kirişin yüksekliği de neydi? 60 santimetre. Bakın birimlere baktığımız zaman bizim buradaki birimler ne? Santimetre. Biz atalet momenti hesaplarken birimi ne alacaktık? Desimetre alacaktık. Hani uzunlukları şöyle yazdığımız zaman metre, desimetre, santimetre, milimetre. Şöyle yukarıdan aşağıya gelirken 10 çarpacaktık. Aşağıdan yukarı çıkarken ne yapmamız lazımdı? ona bölmemiz lazımdı. O zaman diyeceğiz ki bizim kirişin gövde genişliği 30 santimetre Bakın 30 santimetre yukarı çıkacağız. Desimetre ona bölmemiz lazım. 3 desimetre çarpı dedik. Yükseklik 60 santimetre ona böldük. Çünkü desimetreye çevireceğiz. 6'nın küpü bölü 100 sabitimiz. Çarpı ne dememiz lazım? Beta 1 katsayısı. Beta 1 katsayısını biz hesapladık. 16.54. Şimdi bunu hesapladığımız zaman Bizim atalet momentimiz 107.18 desimetre üzeri 4 şeklinde. Bakın biz böylelikle ne yapmış olduk? İşte K29'un kirişinin atalet momentini hesaplamış olduk. K29 kirişini çözdük. Bu sefer ne yapalım? Şuradaki K16 kirişini çözelim bakın. D5 döşemesi ile D8 döşemesi arasındaki K16 kirişini ne yapmamız lazım? Atalet momentini bulmamız lazım. Yine hemen teorik olarak bunu hatırlatayım. Uzaktan eğitim olduğu için sürekli böyle yapmak zorundayız arkadaşlar. Daha kalıcı olsun, daha öğretici olsun amaç bu. Şimdi kirişimize baktığımız zaman şu K16 kirişine baktığımız zaman hesabını yapacağımız kiriş şuradaki giriş K16 yani D5 döşemesi ile size verdiğim kalıp planda, D8 döşemesi arasındaki kirişe bakacağız. Şimdi kirişimizin sol tarafında D8 döşemesi var. Sağ tarafında D5 döşemesi var. Biz ki biz bu kirişin en kesi çizdiğimiz zaman ne yapmamız lazım? Şu sol tarafındaki D8 döşemesinden ve sağ tarafındaki D5 döşemesinden ne yapması lazım? Beraber belirli bir uzunlukta tablalı kesti olarak çalışması lazım. Biz hemen bu tablalı kirişte ne yapacağız? Atalet momentini hesaplayacağız. Önce verilerimize yazdık. İşte dedik ki kiriş gövde genişliğimiz 30 cm. Biz i̇şte bir tane plak kalınlığımızı yazdık. Dedi ki plak kalınlığımız 10 cm. Yine kirişin yüksekliğini yazdı. Kirişin yüksekliği 60 santimetre. Hem sol tarafında hem de sağ tarafında döşeme olduğu için, yine ne yapmamız lazım? Sol tarafındaki ve sağ tarafındaki şu uzunlukları hesaplamamız lazım. Onları nerede kullanacağız? Biz onları şuradaki şu toplam tablo uzunluğunda, şu b mesafesinde kullanacağız. Niye b mesafesinde kullanacağız? Çünkü kiriş atalet momentini bulurken, 16. Kiriş K16 kirişin atalet momentini bulurken, K16 kirişinin göde genişliği çarpı K16 kirişinin yüksekliğinin küpü bölü 100 çarpı ne diyecektik? Beta 1 katsayısı diyecektik. Biz bu beta 1 katsayısını tablo 199'dan seçecektik. Neye göre seçecektik? Şuradaki beta ve sigma değerlerine göre seçecektik. İşte beta değerini bulurken ne diyecektik? B bölü B ve yine sigma değerini bulurken plaka alanına bölü neydi? Kiriş yüksekliğiydi. Bizim burada bilinmeyen sadece neyimiz vardı? B ve bilinir. Verilmişti zaten. Kirişin gövde genişliği. Plak kalanı. Kirişin yüksekliği. Bizim burada bilinmeyen B genişliği, ve B, B genişliği vardı. Biz bu B'yi de hesaplarken ne diyecektik? İşte BM değerleri sağdaki soldaki artı kirişin gövde genişliği. Bizim burada yine bilinmeyen neyimiz var? Bizim BM dediğimiz değer var. Biz bu BM değerini bulurken ne yapacaktık? Diyecektik ki LP bölü 5 ya da 10 olacaktı. Biz 5'e bölmek için, hani bu bölü 5 dememiz için ne olması lazımdı? İç açıklık, iç açıklık üzerinde olması lazımdı. 10 olması için de ne olması lazımdı? Dış olması lazımdı. O zaman biz ne yapacağız? Biz bu önce burada bilinmeyen LP değerini bulmamız lazım. Bu LP için dedi ki bu LP iki tane moment sıfır noktası arasındaki mesafeydi. Hani bir şöyle çizdiğimiz zaman Arkadaşlar bunları tekrar tekrar söylemek zorundayım. Çünkü uzaktan eğitim. Hani proje dersi muhtemelen zorlanırsınız. Sizin için daha kolay olsun, daha anlaşılır olsun diye tekrar tekrar anlatacağım şöyle. Şimdi şu sürekli kirişte işte ne yaptık? Moment yaramı çizdik. Öyle değil mi? Moment diyaramı çizdiğimiz zaman hani dedi ki işte şurası dış açıklık. Niye? Kendinden başka açıklık olmadığı için dış açıklık. Şurada sağında solunda mesela şuradaki açıklık için sağında solunda açıklık var. Arada kalmış iç açıklık. Sağında solunda var arada kaldığı için iç açacaktık ya da ne yapacaktık? Moment diyagramı çizecektik. Diyecektik ki sol uçta sıfırda başlamış. Sağ uçta sıfırda bitmemişse bizim şu LP mesafesini bulurken diyeceğiz ki 0.8 çarpı içinde bulunduğu açıklık. Yani şu L1 mesafesi diyeyim. Şu ya da L2 mesafesi diyeyim. İşte moment sıfır noktasına bak. Moment diyagramı çizdikten sonra Sol uçta sıfırda başlamamış. Sağ uçta sıfırda bitmemiş. Bizim hesaplayacağımız LP mesafesi buydu. Ne diyeceğiz? 0.6 çarpı ne olacak? İçinde bulunduğu açıklık olacak. Biz önce ne yapacağız? İki tane moment sıfır noktası arasındaki mesafeyi bulacağız. İki tane moment sıfır noktası arasındaki mesafeyi şu katsayılarla bulduktan sonra ne yapacağız? 5'e ya da 10'a bölerek de biz bu BM mesafesini hesaplamış olacağız. Şimdi şuraya geldik. Bakın bakın. D8 döşemesi. Hatta şöyle daha da açayım. Şey. Bakın ne yapacağız? Moment diyagramı çizdik. Şimdi moment diyagramı çizdiğimiz zaman şu ya da şurada hani döşemelerin kendilerine bakalım. Hani iç açıktık, dış açıktık. Böyle 5 böyle 10 ya. Şimdi D8'e baktık. D8'in e, sol tarafında D11 var. Sağ tarafında D, 5 döşemesi var. Bu ne yapmış? İçte kalmış. İç açıktık olacak. Yine D5 döşemesine baktık. Sağında D2, solunda D8 döşemesi var. İkisinin arasında kalmış. Yani iç açıklık oldu. Ya yani da bir daha basit olarak biz moment diyagramı çizdiğimiz zaman ne olacaktı? D8 döşemesine baktığımız zaman moment sol uçta sıfırda başlamadı. Sağ uçta sıfırda bitmedi. Kas sayımı 0-6 oldu. Yine D5 döşemesine baktık. Moment sol uçta sıfırda başlamadı. Sağ uçta sıfırda bitmedi. Kas ne oldu? 0.6 oldu. Şimdi diyeceğiz ki bizim bu LP mesafelerini hesaplarken ne yapacağız? Biz şu sol tarafına mesela şu K, D8'den gelen hani sol taraftaki LP mesafesini hesaplarken şuraya yazayım. LP dedim. Sol parantez içerisinde de şey yazayım hatta D8'de olduğu tarafı hesaplarken LP sağ diyeyim. Bu da neydi? D5 mesela D5 döşemesine gelen mesafeyi hesaplarken. Şimdi bu D8'e baktığımız zaman şu K16 kirişine baktığımızda sol tarafta D8 döşemesi var diyeceğiz ki işte belirli bir mesafe ne yapması lazım? burada seçmesi lazım. Bunu, burada beraber çalışması lazım. Biz ne yapacağız? Sağındaki, solundaki açıklıkları kapatacağız. Bakın şöyle baktık. Dedi ki K6'nın sol tarafında D8 döşemesi var. D8 döşemesinin sol tarafta olduğu için sol taraftaki açıklığa bakacağız. Sol taraftaki açıklık bizim için 504 cm. E, sol tarafını aldığımız için sol taraftaki moment diyagramına bakacak olsaydık bizim katsayımız burada ne olacak? 0.6 olacak. Ya da iç, iç açıklık olduğu için iç açıkta ne yapacaktık? 0.6 kas sayısını alacaktı. Hemen geldik geldik. Dedi ki sol tarafta uzunluğumuz 504 santimetre kas sayımız 0.6 bunu hesaplayacağız. Bu sefer kirişin sağ tarafına baktık. Şöyle sağ tarafını kapattık. Şimdi diyeceğiz ki bizim bu sağ taraftaki v 5 döşemesinde ne yapması lazım? Şu kirişle beraber belirli bir mesafe ne olacak? Çalışması lazım. Hani biz kesecek olsaydık ne yapacaktık? Şu sağ taraftaki uzunluğu kesecektik. E sağ taraftaki uzunluğa baktık. Sağ taraftaki uzunluğumuz 604 santimetre. Kas baktık 0.6. O zaman diyeceğiz ki sağ taraftaki iki tane moment sıfır noktası arasındaki mesafeyi hesaplarken 604 çarpı 0.6 dedik. Şimdi bu değerleri hemen hesaplayayım. Sol taraf 302.4 Sağ taraf 362. 4 olarak çıktı. Şimdi kirişimize baktık. Bizim kirişimiz neydi? Hani iç arsadaydı. İç arsada olduğu zaman bizim ne yapmamız lazımdı? Bunları 5'e bölmemiz lazımdı. O zaman diyeceğiz ki BM sol taraf 302.4 bölü 5 diyeceğiz. Yine sağ tarafı bulurken de diyeceğiz ki 362.4 bölü 5 Biz böylelikle ne yapacağız? Döşeme ile kirişle beraber çalışacak. Döşeme uzunluklarını hesaplamış olacağız. Hesapladığımız zaman 60.5 cm çekti. Sağ taraftaki de 72.5 cm olarak çekti. Şimdi bulduğumuz değerleri getirdik yerine yazdık. Dedi ki sol taraf 60.5 çıktı. Sağ taraf 72.5 çekti. Kiriş gövde genişliği böyle. Hani bilinmeyenimiz kalmadı artık. Biz bu üçünü topladığımız zaman bize neyi verecekti? Bize şuradaki BTB değerini verecekti. Geldik B değerini hesapladık hemen. Sol taraf 60.5'ti. Soldan sağa yazdık. 30 kiriş gövde genişliği. Sağ taraf 72.5'ti. Topladığımız zaman Bakın 163 cm olarak çıktı. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Bizim bu beta bir değerini hesaplayabilmemiz için dedik ya. B bölü BB. Yani bizim hesapladığımız şu tabla uzunluğu bölü kiriş gövde genişliği. Plak kalanlığı böyle kiriş yüksekliği olacaktır. Şimdi bu değerleri hemen burada yerlerine yazıp hesaplayalım. Beta değerini hesaplarken diyeceğiz ki 163 bölü kiriş göde genişliği 30'du. Şu sigma değerini hesaplarken plak kalınlığı 10 santimetreydi. Böyle ne dememiz lazım? 60. Şunları hemen hesaplayayım şimdi. Bu değerimiz 5.4 çıktı. Şu değerimiz de 0. 17 çekti. Bu söyleyecek ki biz şu değerlere bağlı olarak tablo 199'dan ne seçmemiz lazım? Beta bir değeri seçmemiz lazım. Hemen tablo 199'u yine aldık. Tablo 199'a baktığımız zaman bizim bu tablo 199'da ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bizim bu tablo 199'da <laughs> soldan sağa ve sağdan sola. Soldan sağa sütuna bakacaktık. Sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı sütuna, soldan sağa neye bakacağız? Neye bakacağız? Satıra bakacağız. Yukarıdan aşağı sütuna baktığımız zaman bize B bölü BV değeri. Yani bize şuradaki değeri verecek. Şu beta değerini verecek. Soldan sağa satıra baktığımız zaman da bize şuradaki sigma değerini verecek. Yani 0.17 değerini ne yapmamız lazım? Bizim burada bulmamız lazım. Şimdi hemen geldik tabloya baktık. Bakın tablodan yukarıdan aşağı doğru geldik. Yukarıdan aşağı doğru ne yapacaktık? 5.4 çıkmıştı şuradaki değerimiz. Bak şöyle baktık. 5.4'e 0.17. Yukarıdan aşağı doğru geldik. Bizim ne yapmamız lazım? 5.4'ü bulmamız lazım. Şöyle 1.2'den yukarıdan aşağı doğru geldik. Şimdi 5.4 değerimiz var. Bunda sıkıntı yok. 5.4'ü şöyle belirledik. Bizim ne yapmamız lazım? Şuradaki aralığa bakmamız lazım. Diğer değerimiz 0.17 bakın. Soldan sağa satıra geldik. 0.07'den başladık. Bakın ne yok? 0.17 yok. 0.16 ile 0.18 değerimiz var. O zaman biz ne, ne yapacağız? Diyeceğiz ki biz şuradaki değerleri kapatacağız şöyle. Bakın kapattık. 0.16 ile 18'i belirledik. Şu 5.4'ten ne yapacağız? Değerleri çakıştıracağız. Bakın 5.4'ten sola doğru geldiğimiz zaman 0. Bakın 5.4'ten sola doğru 0.16'dan aşağıya doğru geldik. Çakıştırdığımız zaman bizim değerimiz ne çekti? 15.77 çekti. Yine ne yapacağız? 5.4'ten sola doğru geleceğiz, sağa doğru geleceğiz, 0.18'in aşağı doğru geleceğiz. Birleştirir, çakışan noktaya baktığımız zaman 15.98 çıktı. Şimdi biz ne yaptık? Biz bu değerlerimizi hesaplamış olduk. Bu hesapladığımız yani çakıştı bulduk, tablodan çakışan değerleri aldık. Biz ne yapacağız? Bu çakışan değerlere göre bizim bu beta bir değerini hesaplamamız lazım. Hemen geldik yazdık bakın. Şöyle yukarıdan aşağı doğru neydi? B bölü BB. Yani bizim beta ile gösterdiğimizde soldan sağda sigma idi. Neydi? Plak kalınlığı bölü kiriş yüksekliği. Şimdi yukarıdan aşağı doğru geldiğimiz zaman biz neyi bulduk? Yukarıdan aşağı doğru geldiğimiz zaman bizim değerimiz 5.4'tü. 5.4 tabloda var. Şimdi bizim değerimiz, bulduğumuz değer, diğer değerimiz 0.17 idi. Bakın 0.17 dedi ki tabloda 0.17 diye değer yok. Tabloda ne vardı? 0.16 vardı. 0.18 vardı. Biz 5.4 ile 0.16'yı çakıştırdığımız zaman bizim buradaki değerimiz 15.77 çıkmıştı. Yine 5.4 ile 0.18'i çakıştırdığımız zaman bizim değerimiz ne çıkmıştı? 15.98 çekmişti. Biz diyeceğiz ki bu ikisine yani şurada 5.4 ile şu 0.17'nin çakışımı bize neyi verecekti? Beta bir değerini verecekti ki biz ne yapabilelim? Biz kirişini atalet momentini hesaplayabilelim. Şimdi hemen yine ne yaptık? Bakın şu 5.4 tek değer olduğu için şurayı kapattık. Diyeceğiz ki şuradaki üstteki değerlere bakacağız. Bakın 0.16, 0.17, 0.18. Yani 16, 17, 18. Bu ne demek? Bizim değerimiz 0.17 ya. Sağ taraftaki 18 ile sol taraftaki 16'yı toplayıp yarısını aldığımız zaman bakın 0.16 artı nokta, 18 bölü 2 dediğimiz zaman 0.17'yi verdi. Yani bizim 0.17 16 ile 18'in tam ortası. O zaman biz diyeceğiz ki bizim buradaki beta bir değerinde ne olması lazım? Şu sağdaki ve soldaki değerlerin tam ortası olması lazım. O zaman biz buradaki beta bir değerini hesaplarken diyeceğiz ki Sağ taraftaki değerle 15.98 ile sol taraftaki 15.77'yi toplayacağız. Biz tam ortada olduğu için yarısını alacağız. Yarısını aldığımız zaman ne yapacak? Bize hesapta kullanacağımız beta bir değerini verecek. Hemen hesaplayalım. Hesapladığımız zaman 15.88 olarak bizim beta bir değerimiz çıktı. Şimdi bizim belli olmayan beta 1 değerimiz vardı. Biz ne yaptık? Biz bu beta 1 değerini hesapladık. Tabi bunu hesaplarken ilk ne yaptık? Lp dediğimiz iki tane moment sıfır noktası arasındaki mesafeyi bulduk. Bu mesafeyi 5'e böldük. Ya 5'e ya 10'a bölecektik. Bu içte olduğu için 5'e böldük. Daha sonra B mesafesini bulduk. Bulduğumuz işte D D8 ve D5 döşemelerinden gelen uzunlukları kiriş gövde genişliğiyle toplayarak B mesafesini bulduk. B mesafesini bulduktan sonra ne yaptık? Beta ve sigma değerlerini bulduk. Bu değerlere bağlı olarak ne yaptık? Tablo 199'dan şu seçtiğimiz değerlerden beta 1 değerini hesaplamış olduk. Şimdi kirişin atalet momentini hesaplayacağız. Diyeceğiz ki kirişin 16 16. kirişin atalet momenti. Şimdi kirişin gövde genişliği neydi? Hani basit olarak şöyle çizseydik 30'da neydi? 60'tı. Birimlerimiz santimetreydi. Biz burada ne kullanacaktık? Desimetre 30 santimetre. Kirişin gövde genişliği. Biz ne yapacağız? Desimetre'ye çevireceğiz. 3 desimetre çarpı diyeceğiz. <laughs> Kirişin yüksekliği 60 santimetre. Yine desimetre'ye çevirdik. 6 desimetrenin küpü bölü 100. <laughs> çarpı ne dememiz? Lazım. Tablodan seçtiğimiz, hesapladığımız beta bir değeri. 15.88 bunu hesapladığımız zaman ne yapmış olacağız? 16. kirişimizin atalet momentini hesaplamış olacağız. Burada da bizim atalet momentimiz ne çıktı? 102.9 desimetre üzeri 4. Şimdi biz böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar? Kirişlerin atalet momentlerini hesaplamış olduk. Şimdi siz ne yapacaksınız? Bu atalet momentlerini hesapladıktan sonra Excel tablosu oluşturacaksınız. Şöyle İşte bu şurada kirişin adını yazdınız. İşte K1 biraz önce hesapladık. K29 işte K2 şöyle geldiniz. İşte K16 şuraya da atalet momenti dediniz. Atalet momentlerini karşısına yazdınız. İşte şunu hesapladık. Neydi? 102.9. Örnek vereceğim. İşte şurası ne çıksın? 80.5. İşte 120.2. Siz Excel şablonunu şöyle oluşturacaksınız. Ben sizden istediğim zaman ki Cuma günü muhtemelen isterim. Siz bana göndereceksiniz. Ben kontrolünü yaptıktan sonra size devam edip etmediğimizi söyleyeceğim ya da hatalarınızı size düzelttireceğim. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.